Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Nahif Mustafa Meral Çörtü Hoca'nın e, kitabından çalışmaya devam ediyoruz. 35. bölümde başlığımız temyiz. Evet, iştahraytu rıtlen ben Bir rıtıl, e, 450 grama denk geliyor. Üzüm satın aldım. Burada e, bir rıt, rıtıl üzüm satın aldım. Ne olarak? Üzüm olarak derken burası temyiz ediyor. Mansup gelecek. Şeribel beledu kesen ke lebenen. Çocuk bir bardak süt içti. E bakın önce kaseyi söyle, ölçüyü söyleyince sonra getirdiğimiz şey temiz oluyor. La emliku şibren erdan. Bir karış toprağa sahip değilim. Yani bir karışa sahip değilim. Ne? Toprak olarak. E, mekestu fil kahire seb'ate aşara yevmen. Kahire'de 17 gün kaldım da sayılardan sonra gelen saydığımız şey de temiz oluyor. İzde de suk izdihamen el an. Şimdi çarşının kalabalığı arttı. Evet el an burada izdihamen ne oldu? Temiz oldu. İstanbul ekser min Ankara sükkânen. İstanbul nüfus olarak nüfus bakımından burada cümleyi temiz ediyor. Temiz kendisinden önce geçen müpem. manası açık olmayan bir ismin manasını açıklık getiren camit nekire bir isimdir. Harfi cerli ve izafetle gelmediği müddetçe mansuptur. Temizin manasını açıkladığı kelimeye mümeyyez denir. İşte araytu rıtlan eneben. Burada rıtlan mümeyyez eneben temiz oldu. La emlikü şibren erdan. Bir karış toprağı sahip değilim derken şibren mümeyyez erdan temiz oldu. Temizin cümle içindeki durumu mümeyyezine göredir. Mümeyyez ikiye ayrılır. Melfuz mümeyyez. Yani söylenmiş cümlede görülen mümeyyez. E, i̇kincisi melhuz mümeyyiz, düşünülen, cümlede açık olarak görülemeyen mümeyyiz. E, melfuz mümeyyiz, ağırlık, hacim, alan ve sayı bildiren isimlerdir. Ağırlık bildiren mümeyyize vezin denilir. Hacim bildiren mümeyyize keyil denilir. Uzunluk veya alan bildiren mümeyyize misaha denilir. Sayı bildiren mümeyyize adet denilir. Vezin, e, ağırlığın temyizi, umumiyetle mansup gelir. Ba'at taciru kıntaren qutnan. Evet, tacir bir kantar pamuk sattı. Bu cümlede kıntaran ağırlık bindiren müveyyizdir. Kutnen ise kıntaranın cinsini ne olduğunu açıklayan temyizdir. Benim bir miskal altınım var. İndi miskalun zeheben. Miskal 4.68 gram. Evet, burada miskal ne oldu? Ağırlık anlattı. Zeheben ise temyiz etti. Veznin temyizi min harfi cerri ile veya muzaf olarak, ıı, olarak da gelir. Ba'at tacir min kutnin veya ba'at tacir kıntara kutnin şeklinde gelebilir. Vezin kilogram, ritil, kantar gibi sabit ağırlık ölçüleridir. Keyilin temyizi. Umumiyetle mansup gelir. İştara, ebi, sunduken, burtukalen. Babam bir sandık portakal aldı ee, peki cümlesinde sunduğu kan keyil yani hacim ifade eden e, mümeyyezdir. Portukalen ise temizdir. Tenavel el meridu mil'akaten devaen. E, burada da devaen temiz oldu. Mil'aka ise bir kaşık hacim anlatıyor. Keyilin temizi min harfi ile veya muzafun ileyh olarak da gelir. İştara ebi sundukan min portukalin minle gelmiş. İştara ebi sundukan port, sunduka alin. Burada mudafun ile olarak gelmiş. Keil litre teneke bardak sandık gibi ağırlık değil hacim yani kap ölçüsüdür. Misaha uzunluk veya alan ölçüsünün temizi genellikle mansup gelir. İştarat ümmi ziraen hariren. Annem bir arşın ipek satın aldı. Ziraen bir arşın. Misaha bildiren mümeyyiz hariren ise temizdir bir feddan yani 4200 metrekare pirinç ektim. Zaratu feddanen e, urzen. E, alan bildiren mümeyyiz E, üzren ise temizdir. Misahanın temizi min harfi cerrille veya mudafi olarak da gelir. İştarat ümmi zira'an min harir. E, i̇ştarat ümmi zira'e haririn. Dikkat vezin keyl ve misahanın temizleri yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi mansup min harfi cerrille veya muzafi olarak gelir. El adet sayının temizi. Bir ve iki sayıların temizi ile aynı kelimelerdir. Qara'tu kitaben. Bir kitap okudum. Ya mele fi masna el amilan el an. Bakın el amilani. 3'ten ona kadar 3 ve 10 dahi sayıların temizi cemi mecrurdur. Talatatu ricalin, sab'atu aqlamin, asharatu ikhwatin. Çoğul ve mecrurdur. 11'den 99'a kadar olan 11 ve 99 dahil sayıların temizi müfret mansub olur. Tis'atun ve tis'une kalemen. Hamsetun ve erba'une müsafiran. ahad aşere kevkeben. Yüz ve bin sayıları ile ve bu iki sayının katlarının temizi müfret mecrurdur. Sittetu ala farisin. Selâfü mi'eti beytin. Elfü şeceratin. Mi'etü usfurin. Kem soru isminden sonra gelen temiz, müfred, mansup ve nekire gelir. Kem kitaben indek. Müfred, mansup ve nekire. Kem ehenlek. Kemin başına harfeci gelirse kemin temizi mansup ve mecrur okunur. Bir kemdir hemen de olabilir, bir kemdir heminde olabilir. Melhuz mümeyyez. Açık olarak görülmeyen ancak cümleden, cümleden anlaşılan mümeyyezdir. Bu mümeyyezin temizine cümleyi açıklayan temizle diyebiliriz. Zadehullahu ilmen. Allah onu artırsın. Ne bakımından? ilim bakımından. Burası cümledeki kapalılığı gideriyor. Tabetir rif. Kır güzel oldu veya kır güzeldir. Ne bakımından? Hevaen. Hava bakımından. ene ekberu minke. Ben senden büyüğüm. Sinnen. Yaş bakımından. El ekbermin ekber minel cemeli cismen. Evet. fil gövde bakımından. Deveden büyüktür. Temizin diğer özellikleri temiz birden fazla olmaz. Cümle ve şipi cümlelerde temiz olmaz. Ee, umumiyetle müştak türemiş kelimeler temiz olarak kullanılmaz. Ancak mevsufun yerini alırsa müştak ismi temiz olması caizdir. Lillahi durruhu alimen. Allah için ne alim adam. Lillahi durruhu raculen alimen. Burada raculenin yerini almış. O yüzden alimen müştak olarak gelmiş. Temiz umumiyetle mümeyyizden sonra gelir. Bazen önce de gelebilir tahbe kelamen selim mesela kelam öne gelmiş. Temyizin nekir olması gerekir. Ancak bazen manen nekir olduğu halde lafzen marif olarak da gelir. Tıptan e, tıptan nefs yani tıpta nefsen sen ruhen ahlaken iyisin şeklinde e, bazen e, böyle de gelebiliyor. Vezin, keyl ve misahanın temizleri bedel olarak geldiğini söyleyenler varsa da pratikte kullanılmaz. Eee indi misqalu e, misqalun İndi misqalun zeheben. Yani bedel olarak da söyleyenler var ama e, doğrusu bu şekilde temiz olmasıdır. Umumiyetle vezin, keyil ve misahanın muzafı ileyh olarak gelen temizden irabı temiz olarak değil, muzafı olarak min harfi cerli geleni de sıfat olarak iraplanır. Şerif tu kesen lebenen bu temiz. Ama şerif tu kesen min leben dersek bu e, sıfat e, evet. Şerif tu kesen leben, kese lebenin bu da muzafı ileyh oldu. Bakın bu min leben burada sıfat. Yukarıdaki misallerde de görüldüğü gibi umumiyetle sayılar sayılan isimler önce gelir. Ancak bir ve iki sayısı pek kullanılmaz. Eğer kullanılırlarsa isimden sonra gelir sıfat olurlar. Velet vahid, bintun vahide, raculani isnani, imratani isnetani gibi sayı saydığımız şeyden sonra gelir. Bir ve 2 de. Diğer sayılar umumiyetle mağduttan önce gelirler ve madudlar sayıların temyizi olur. Yani mağdut ne? Sayılan şey. Bazen sayılar mağdudtan sonra gelir, sıfat olarak da kullanılırlar. Ra'ytu selasete ricalin, ra'ytu ricalen selaseten. Yani bazen böyle de gelebiliyor, diyor. Kapalılık müphemlik tek kelimede olur. Yukarıda anlatıldığı gibi bezin keyil misah ve adet gibi melfuz meyizlerde. mesela rıtıl, kez zira hamse, bunlar neydi? Melfuz. Cümlede olur. Ona deminden demiştik, melfuz olur. Ee, bu da bakın tekrar ediyor burada. Bu durumda mümeyyir cümlede görülmez ancak cümlenin manası anlaşılır. Buna melhuz denir. Melhuz olduğunda temiz ya failden menkuldür. Fail gibi. Ya müptedadan menkuldür. Ya mefulden menkuldür. Yani mana bakımında müpteda gibidir. Failden menkul tabi halit kelamen. Ee, yani işte halit kelam bakımından güzel oldu. Burada tabi kelamı halit yani. Müptedadan menkul Ahmet Ekber'in kesinden burada da Ahmet'ten bahsediyor. Mefulden menkul rafa tur reis kadren. Evet, başkanın değerini yükselttim. Rafa tur kadren reis gibi. Menkul temizin mansup olması vaciptir. Pratikte az kullanılan mefulden menkul temizler de vardır. Garasnal erde şeceran, Garasnal şeceral erde şeklinde mefulü ne yapıyor? Açıklıyor. Gayrimenkul müpemlik cümlede olmasına rağmen herhangi bir şeyden menkul olmayan, nakledilmeyen temciller de vardır. İllahi dur bata, Allah için sen ne kahramansın. Hasbuke bihi nasırın, yardımcı olarak o sana yeter. Müpemlik taçüp ifadeli cümlelerde olur. Ma ahsene haliden racülen, halit adamlık bakımından ne iyidir. Taçüp temizlerde bazen minle kullanılır. Ya leha min ezmine, hey gidi zamanlar gibi. Kemin temizi, kem iki türlüdür istifam edatı olan kemir istifamiye, kem istifamiyenin temiz umumiyetle müfret, mansup ve nekire olarak gelir. Kem satran ketepte, bakın müfret, müfret, mansup ve nekire. E, kemin başına harfice gelirse mecrur da olabilir. Az önce geçtiği bir kemdir hem, kemdir hem. Kem istifamiye ile temizin arasını açmak caizdir. Bu fasıl ayırma çoğunlukla zarf veya harfice isimler olur. Kem indeki kitaben, kaç kitabım var? Kem fiddari raculen. Ee, mesela buraya kem fiddari de gelebiliyor. Bazen araya amili yani fiil de girebilir. Kem caike veleden gibi. Bazen kem istifamiyenin temizimin min harfi cerli gelebilir. Bu durumda kem ile temiz arasına kelime girmesi gerekir. Kem ve libni adem minel e, uyup. Ancak araya müteaddi fiil girerse temizin başına min harfi cerli bulunması vaciptir. Kem garaatun min kitabin şeklinde. Açık bir durum varsa kemin temizini hasfetmek caizdir. Kem Kem maluke kemdir hemen maluke yani. Yani malın ne kadar gibi. E kem istifamiye cümlede e, yani ma, kaç dirhemdir hemdir şeklinde. Cümlede e, mübteda haber, mefhul mutlak, mefhulün bih, mefhulün fi, eee ile harfi mecur olarak e, gelir. E, dedi. E, peki yani mübteda olabilir bu kem, mefhul mutlak olabilir vesaire. Çoklu edatı kemil haberiye ne kadar çok nice manalarına gelir. Çokluktan kinaye için kullanılır. Kem haberiyenin müfret mecrur ve cem olarak mecrur olarak gelir. Müfret mecrur veya cemi mecrur. Daha çok min harfi celle, müfret veya cem olarak kullanılır. Kem min kitabin veya kem kitabin kara. Kem min kutubin mesela ben ne kitaplar okudum. Bakın ne geliyor? Ee, min'le e, müfret geliyor veya min'le çoğul e, geliyor. Peki ke e, bu temizi müfred ve min harfi cerri mecrur gelir. Çokluktan kinayede kullanılır. E, ke, -ke min fakirin yessarallahu Allahu rızkahu. Allah nice fakirlerin e, rızkını Min fakir. Ke temizi mana itibariyle kemi haberiye gibidir. Ke kaç manasında soru ismi olarak da kullanılır. Bi ke eyin tebiu gibi. Keza azlık veya çokluk bildiren adetten kinayede kullanılır. Kultu <laughs> ve ve keza sen, Ekseri atıfla tekrar edilir. Bazen atıfsız da gelir. Temyizi daima müfret ve mansuptur. Hadisen. sen. cümlede fail, naib fail, mefhul mutlak, mefhulün bir müptede ve haber olarak gelir. ve zeyte, keyte, söylenilen sözden kinayi olur. İşte inne ehe kekale keyte ve keyte gibi veya zeyte ve zeyte gibi. Her ikisi de fetha gelir. Ek tekrar edilerek tekitle kullanılır. Temizle hal arasındaki ya alaka münasebet diyor. Benzerlikleri her ikisi de nekiredir. Mansupturlar. Her ikisi de kendilerine önce kelime mana bakımından açık getirirler. Zahittirler. Yani cümlenin esasından değildirler. Peki farklılıkları hal umumiyetle müştak olur. Temyiz ise camittir. Bakın burası önemli. Hal birden fazla gelebilir. Temyiz ise birden fazla gelmez. Hal cümle ve şifi cümle olarak girebilir. Temyiz ise sadece müfret isim olarak gelir dedi. Ve sayılara geldi. Sayıları yukarıda verdi ama e, burada bakın tekrar e, şöyle aç açmış. Detaylara da girmiş biraz. E, gelecek bölümde inşallah sayıları e, tekrar inle, irdeleyeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.